Merhabalar, hoş geldiniz. Aa, hoş geldiniz, sağ olun, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Başkanım, öncelikle teşekkür ederiz. Biz Kamyoncular Sendikalar Konfederasyonu olarak sizinle dayanışma amacıyla bugün bir ziyarette bulunmak istedik. Hem şahsınıza dönük özellikle tehdit ve çirkin içerikli mektup ve tehdit içerikli durumdan dolayı kınadığımızı, aslında sizin şahsınızda Türkiye'deki tüm toplumsal muhalif kesimlere dönük demokratik parlamenter sisteme, Türkiye demokrasisinin geliştirilmesinin engellenmesine dönük bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. O açıdan da biz de Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu olarak hem yapılan tehdit içerikli mesajı, açıklamaları ve özellikle asıl bahim olan hem iktidar bloğunun küçük ortağının MHP Genel Başkanı'nın yapmış olduğu sahiplenme açıklaması, işte düne kadar hala iktidar cephesinden, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, yine Sayın Adalet Bakanı'ndan bu duruma ilişkin bir açıklama, bir kınama gelmemesini de esefle karşıladığımızı ifade etmek istiyoruz. Özellikle bu tehdit içerikli yazının gündeme geliş süreci de aslında manidar. Hem Adalet Bakanı'nın hem Cumhurbaşkanı bir yargı reformundan, bir demokrasiden, özgürlüklerden bahsettiği günlerin hemen akıbetinde bu tür bir tehditin gelmesi, Türkiye demokrasisinin engellenmesine dönük, geliştirilmesinin önünü tıkamaya dönük bir açıklama olarak ifade etmek istiyoruz. Geçmişte de Türkiye bu mafya, özellikle çete tipi örgütlerle çok zor dönemler yaşadı. İşte susurluktur, bir operasyonlar gibi birçok operasyonlarla muhalif kesimler mağdur edildi. Umarız tüm demokrasi güçleri bu saldırıya karşı birlikte dayanışma içerisinde Türkiye'nin geleceği açısından, demokrasimiz açısından da ortak bir mücadele gösterirler diye ifade etmek istiyorum. Keskin olarak tekrar geçmiş olsun diyoruz, başarılar ve dayanışma duygularımızı ifade etmek istiyorum. Düşünce özgürlüğünü, demokrasiyi savundum, farklı düşüncelere saygıyı savundum. Demokrasinin olmazsa olmaz kurallarından birisinin bu olduğunu ifade ettim. Elbette ki siyasi partiler arasında çekişme olur, tartışma olur. Hatta bu tartışmalar bazen oldukça sert zeminlerde de gerçekleşebilir. Ama meşru bir siyasi partinin yeraltı dünyasını savunması, yeraltı dünyasının aktörlerinin yanında olduğunu ifade etmesi belki de bizim Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Dolayısıyla böylesine vahim bir tablo aslında. Türkiye'de bir devlet yönetimindeki savrulmayı gösteriyor. Devletin iyi yönetilmediğini, savrulduğunu, belli grupların, belli odakların devleti yönlendirdiğini açıkça gösteriyor. Geçmişte buna benzer bazı olaylarda çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Büyük sıkıntılar çekti, toplum acılar yaşandı. Aynı sürecin içine galiba Türkiye tekrar sokulmak isteniyor. Ama ben insanların sağduyusuna, sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının sağduyusuna güveniyorum. Bütün bu kışkırtmalara rağmen biz kararlılıkla demokrasiyi savunmak, insan haklarını savunmak, hak ilallerine karşı çıkmak, haksızlığa uğrayanların yanında olmak gibi bir görevi üstlenmek zorundayız. Onların tahriklerine kapılmadan doğru bildiğimizi kararlılıkla, inançla ifade etmeliyiz. Bu çerçevede ziyaretiniz benim için çok değerlidir. Size, arkadaşlarınıza yürekten teşekkür ederim.